Çok şükür bitti. Garantisi var mı bu işin? Hiç merak etme. Garanti yine gelecek. Ha? Hadi sana dede, bir hafta sonra başlamadan evde olmak istiyorum. Beni bırakıyor musun? Sen asıp durma. Zaten cinlerin tepemde. Daha yeni tanıştık. Tanıştık, tanıştık. Bitti gitti. Ömür boş sürecek değil ya. Baba, bu işin uzmanı değilim. Ama sen söyle. Şimdi ben sepetlenmiş mi oluyorum? Evlat, kadın erkek çatışmasına hoş geldin. Kadınlar böyledir işte. Bir boşluğunu yakaladılar mı yandın. En can alıcı yerinden vururlarsa dımdızlak bırakırlar. Kanını emerler. Çırılçıplak kalırsın. Yani sepetlenmiş olsam da olmasam da yani yine gol attın mı? Ceza sahasına girdin sayılır. Artık bir vole tamam. Ömer Bey. Şey, gazetelere bakıyordum. Bu sabah kahvaltıda okudun ya. Sahi. Seni bir dakika görmem lazım. Yeterince gördün ya. Öyle değil, çok önemli. Peki, peki, tamam. Kısa kes lütfen. Lafı dolaştırıp durma. Okulundu, evindi, annendi, babandı, akrabalarındı. Bunların hepsini bir yana bırak. Tamam, tamam. Sadece çıplak gerçekleri. Affedersin. Peki, öyle büyük bir şey değil. İyice çuvallıyorum. Evet, seni çırılçıplak gördüm. Ama ne var bunda utanacak? Sen dememiş miydin insan vücudu muhteşemdir diye? Melek Hanım, beni mankenlerle kıyaslamıyorsunuz herhalde. Rol vermek için mankenlere bakmak başka, beni banyoda çırılçıplak basmak bambaşka. Ay canım, ben de kamerayı sırtlayıp canlı yayında göstermedim ya seni. Gerçi televizyon programına gözükseydi kadınlar sana bayılırdı. Melek Hanım. Şaka yapıyorum canım. Ben hiçbir şey görmedim. Çifte standarttan başka. Neden başka? Çifte standart, erkeklere 20. yüzyıl, kızlara ortaçağ. Yine mi şu kahrolası parti? Benim tek söylediğim şu. Dilara'ya da en az Tolga kadar güvenmelisin. Gerçi Tolga'yı düşünürsek Dilara'ya daha çok güvenmelisin tabii. Elbette Dilara'ya güveniyorum. Ama oğlanlara güvenmiyorum. Dilara kendi yaşıtındaki oğlanlarla başa çıkmayı öğrenmeli. Öğrenmeli ki ileride koskoca erkeklerle başa çıkabilsin. Gerçi koskoca erkeklerin de çocuk olduğu söylenebilir ama. Galiba doğru söylüyorsun. Pekala. Dilara partiye gidebilir. Ama saat 10'da evde olsun. 10. Tamam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Hadi iş başına. Bir daha gözlerimin içine bakarak konuşmayacak mısın benimle? Gözlerimin içine bakıyorum ya. Bak Melek Hanım, sen de anla biraz. Şu banyo olayı var ya, beni çok utandırdı. Ay yapma ne olur. Bir anda olup bitiverdi işte. Hiçbir şey görmedim. Sahi mi? Utanılacak hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin. İnan bana.